Alparslan Arslan adlı tetikçi 17 Mayıs 2006 günü Danıştay 2. Dairesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirdi. Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği saldırıda 4 üye de yaralandı. Tetikçi Alparslan Arslan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in yakın arkadaşı çıktı. Saldırıdan önce ve sonra tetikçi Arslan'la yeğen Gülen arasında telefon kaydı tespit edildi. Üstelik tetikçi Arslan ifadesinde saldırı düzenlediği Danıştay üyelerinin fotoğraflarını Kemalettin Gülen'den aldığını itiraf etti. FETÖ'nün karartma operasyonu saldırının gerçekleştiği Ankara ve saldırganın ailesinin yaşadığı Elazığ merkezde ilerledi. Ankara'da İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli polis müdürü Ali Fuat Yılmazer, saldırının kilit ismi Kemalettin Gülen hakkında adli takip yürütülmesini engelledi. Danıştay kapısındaki kameranın saldırıdan bir gün önce arızalanmış olması ve tetikçi Arslan'ın aracında İstanbul Emniyetinden aldığı görev kartının bulunmuş olması da soruşturulmadı. Elazığ'da ise Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bayram Özbek karartma operasyonunu sürdürdü. Tetikçi Alparslan Arslan'ın saldırıdan bir gün önce kız kardeşine gönderdiğini iddia ettiği "Yolcuyu görmeli miyim?" mesajının üzerine gitmedi. Tetikçinin kız kardeşinin cep telefonuna el koymayarak saldırıyla ilgili en önemli delili kararttı. Tetikçinin saldırı öncesi mesaj gönderdiği kişinin Danıştay saldırısını organize eden kişi olması ihtimalini değerlendirmekten kaçındı. Tetikçinin bağlantıları ve halen FETÖ tutuklusu olan polis müdürlerinin delilleri karartmak için olağanüstü çaba sarf etmeleri Danıştay saldırısının arkasında FETÖ'nün olduğuna işaret ediyor.